Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test üçünün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil üzerinde 2, 5, 6 verilmiş bir de AB uzunluğunu 8 olarak vermişler. AB uzunluğu 8 bak 8 tabanına ait yükseklik 2 hemen şöyle bir üçgen oluşturalım hop şöyle. Aa ne oldu şu üçgenin alanını bulabilirim sonra şu üçgenin alanını bulabilirim çünkü taban belli yükseklik belli sadece geniş açılı dışarı düşmüş. İkisini de toplarım. Alan ABC'yi bulurum. Evet 8 çarpı 2 bölü 2 artı 6 çarpı 5 bölü 2 kırmızı ile mavinin toplamı oluyor. Topladığımız zaman 8 ve 15 toplamı kaç yapıyor? 23 yapıyor. Cevap 23 çıktı. Yani birinci soru balık oldu. Geldik ki. Evet burada 30 derece verilmiş. Böyle hemen üçgen oluşturmayalım. Bak burada şey var. İkiz kenar üçgen bu. İkiz kenar üçgende Tabandan bir nokta kollara dikmeler çizilirse bu dikmeler toplamı neye eşitti? Bir yüksekliğe eşit. Kola ait bir yüksekliğe eşit Yani şurası 6. ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor bize. E. Bu da 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. E Burası da 12. Bak 12 tabanına ait yükseklik 6 oldu. 12 çarpı 6 bölü 2 eşittir. Kaç yaptı? Bu da 36 mı yapıyor? Evet cevap 36 oldu. Gördüğünüz üzere eski kollar alan konusunda çok fazla karşımıza çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Geldik 3'e bir tanım var. Çevre uzunluğu 2U olan ve kenar uzunlukları ABC olan bir üçgen alanı. Bak 2U'nun yarısı U çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C kök içinde bu formülle hesaplanıyormuş. O zaman 5, 6, 7. O zaman 2U çevre yani 7, 5, 12 ve toplam kaç yapı 18 ise U kaç yapı 9. O zaman alan kare küçüğünde 9 çarpı tek tek kenarları çıkartacağım. 9, eksi 5, 4. 9, eksi 6, 3. 9, eksi 7, 2. O zaman şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kök dışına çıkanlara bakacağız. 9 dışarıya 3 diye çıktı. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Kök içinde de 6 kaldı. Yani cevap 6 kök 6 yapar arkadaşım. Cevap balık isir oldu. Üçüncü soruda geldik 4'e. İkiz kenar üçgeni hemen taban görünce dayanamam. Tabana ait yüksekliği çizerim. 8, 8, 6, 8, 10 üçgenden 6 çıktı burası. E hocam burada ne yapacağız? Valla arkadaşlar şu açıyı bulursam olay bitti. Aslında şöyle bir yükseklikte de sonuca ulaşırız ama sinüsten yapayım. Çünkü açı girince sinüs aklınıza geliyor. Alan AYC'de 2, 5 ve sinüs alfanın çarpı bölü 2 yapar. Böyle gitti. 5 çarpı sinüs alfa. Sinüs alfa da buradan şuradaki dik üçgende 6 bölü 10 mu? Evet 6 bölü 10 deriz. Şunlar sadeleşti 2. 6 bölü 2'den de cevap 3 yaptı. Dördüncü soru edremit oldu. Geldik 5'e. Evet burada bu taralı alanlar eşit mi? Evet o zaman şunlara bir AA A yazalım. A, bunlar böyle tabana ait yükseklikten falan çıkmayacak ama beyaz alana B dersem. Dikkat et A artı B alanına eşit. Hocam şu alana eşit. Yani 9 çarpı 4 bölü 2 eşit. Aynı zamanda A artı B alanına eşit. Şu ve şu A artı B şuradaki üçgenin alanı. Yani 3 çarpı 4 artı X bölü 2 eşit. Bölü 2'ler nonay. 3'e sadeleştir. 3 12 eşittir. 4 artı X'den X'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Evet bazen de böyle beyaz alana B demek önemli. A, özellikle alanların eşit olduğu yerlerde A deyip beyaz alanda B demeniz tavsiye edilir. Beşinci soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Büyük alandan beyaz alanı çıkartırsak olay bitti. Büyük alanı bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Sinüsten de bulabiliriz ama ben bu sefer sinüs yapmayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Büyük üçgenle bir yükseklik çizersek 45 45 90 üçgeni. 6 kök 2'si yükseklik 6 yaptı. E burada da bir yükseklik çizersek 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Boyalı bölgenin alanı 10 çarpı 6 bölü 2 büyük üçgenin alanından beyaz alan 10 çarpı 2 bölü 2'yi çıkartacağız. Yani 30 eksi 10 yapar cevap da 20 yapar. Sinüs alan formülünden de hesaplayabilirdiniz arkadaşlar buradaki sorunun cevabını. Evet 6. soru Cihan yaptı geldik 7'ye. Alan dağıtma olduğu belli. Hemen A A A diyelim şuraya da B B diyelim. Çizgideki A'da kalan A ise A'da kalan A tepe noktası D'ye göre. E evet, tepe noktası D'ye göre şu A'da kalan da A yapmaz mı? Yapar. A'daki işimiz bitti. B'ye bakalım. B'de kalan kaç? A, B'de kalan A demeyin. Tepe noktası B'ye bakmanız lazım. Çünkü burası B'ye kadar uzanıyor arkadaşlar. O zaman B'de kalan 3 A ise bu B'ye kadar ki tepe noktası B'ye kadar olan. B'de kalan 3 A ise B'de kalan 3 A olmak zorunda. Ve böylelikle mavi bölgenin alanı hatta A'yı 6 vermiş bize. Pembe bölgenin alanı yani 4 A eksi A isteniyor. Yani 3 A isteniyor. A yerine 6 yazarsak Cevap 18 yapar. Pembe yeşilden ne kadar fazla diye soruluyor. 4a a soruluyor. 3a soruluyor. Cevap da 18 çıkar. Yani cevap böylelikle denizli çıktı 7. soruda. Geldik 8'e. Hipotenüs uzunluğu 8 santimetre olan bir dik üçgenin çevresi 18 santimetredir. Hemen dik üçgeni çizelim şöyle 8. O zaman dik kenarlar toplamı 10 yapacak. Yani ben buraya x dersem burası ne oldu? 10 eksi x oldu. E pisagor yapacağız mecbur. 8'in karesi eşittir. x'in karesi artı 10 eksi x'in karesi. E buradan ne geldi? 64 eşittir x kare artı birincinin karesi 100 eksi ile ikinci çarpımı iki katı artı ikincinin karesi yaptı. E burada 64'ü öbür tarafa atınca kaç kaldı arkadaşlar? 64'ü öbür tarafa atınca 36 kaldı galiba. Şu 2x kare öbür tarafa atınca eksi 2x kare e, eksi 20x artı 20x diye geçti. 20x eksi e, 2x kare yaptı. Hatta 2'ye bölersek 10x eksi x kare eşittir. Kaç yaptı arkadaşım? 18 yaptı. E bizden ne isteniyor? üçgenin alanı. Yani alan neye eşit? X çarpı 10 eksi x bölü 2. Yani alan eşittir. 10 x eksi x kare bölü 2. 10 x eksi x kareyi zaten bulduk. Yani burası yukarısı 18 bölü 2'den cevapta kaç çıktı o zaman? 9 çıktı. Bazen sadece elimiz çalışsın yeter. 8. soru denizli oldu. Geldik 9. soruya. Şekilde G noktası ABC üçgeninin K noktası da DF üçgeninin ağırlık merkezi. Ben buradan alanları dağıtabilirim. Bir üçüncüyü çizerim burada. E burada da bir üçüncüyü şöyle ağırlık merkezine olacak şekilde çizersem. Şurada kalan 6 ise burası da 6 6 6 6 olur. E burası kaç? E buradaki alan A. Burada kalan A. Burada kalan da A olacak. E 2A 16 ise A buradan 8. Çünkü alanlar birbirine eşit. Bu üçgenlerin alanları oranı. Bunun alanı kaç yaptı? 36. Bunun alanı kaç yaptı? 24. Alanları oranı 36 bölü 24 ya da tam tersi 24 bölü 36. E buradan kaça bölsek? 6'ya bölsen 6, 6'ya bölsen 4. Yani böylelikle 3 bölü 2 geliyor. Yani 9. soru Edremit oldu. Geldik ona. Şekilde aynı renkte gösterilen uzunluklar birbirine diktir. Evet bunun devamı diktir diyor. Bunun da devamı diktir diyor. E o zaman buradan güzel bir şeyler çıkıyor. 30, 90, 60 ters açıdan 60, 60, 90, 30. Hatta 30, 90, 60, 30, 60, 90 üçgenleri karşımıza çıktı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 10 ise 30'ın karşısı 5. Burası da 5 kök 3 yaptı. E ee, başka büyük üçgene bakabiliriz. Büyük üçgende de arkadaşlar şuradaki üçgende de 60'ı karşısı 12. O zaman 12 bölü kök 3. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçti de kök 3'e bölünmüş halidir. Bu da 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 yapar burası. E burası 4 kök 3. Sonra şuradaki üçgende de arkadaşlar 60'ın karşısında 9 30'un karşısında 9 bölü kök 3'tü. Kök 3 eşleniyle çarparsak 9 kök 3 bölü 3 yapar. 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 olarak buluruz burayı. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan. Alanı bulurken de hocam hop şöyle. Şu alttaki üçgen ve üstteki üçgen. Alttaki üçgen taban 6 kök 3 yükseklik 2. 6 kök çarpı 2 bölü 2 artı şu üçgenin alanında taban Kaç burası? 90'ın karşısı şurası. 3 kök 3 yazacaktık. 3 kök 3 burası. Toplamda 8 kök 3 burası. 8 kök 3 çarpı 5. Yüksekliğimizde 5 ya. 8 kök 3 çarpı 5 bölü 2 bana alanı verecektir. Bu ikiler gitti. 6 kök 3 artı. Şunlar gitti. 4. 20 kök 3 yaptı. Yani cevap 26 kök 3 yapar. Evet böylelikle cevabı 26 kök 3 olarak buluruz. Yani cevap denizde oldu. 10. soruda. Geldik 11. soruya. 45-45 açı ortaya gibi duruyor ama tam açı ortaya aslında burası aynı zamanda nedir? 90 derecedir. E açı ortayla kullanalım. 1'e 2 oran var. E o zaman burası A iken burası 2A'dır. Burada kalan A ise burada kalan da 2A'dır. Tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. E ben 3A alanını bulabilirim. Dik üçgen olduğu için 6 çarpı 12 bölü 2 eşit. Şunlar gitti. A'yı da kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Benden yalnız 2A isteniyor. 2A'da neye eşittir? 24'e eşittir A yerine 12 yazdığımız zaman. Evet 11. soru balık oldu geldik 12. Aşağıdaki birim kareli zeminde 4 nokta verilmiştir. 4 nokta verilmiş. Tamam. Bu noktaların oluşturduğu ABC hemen üçgeni oluşturalım. ABC. Sonra BDC BDC'yi de şöyle göstereyim. BDC. Sonra ABD. ABD de siyah. ABD. Evet. ABD Şöyle siyahla da şu oluştu arkadaşlar. Önce kırmızı alanı bulayım ben. Kırmızı alan basit. Dik üçgen olduğu için hocam 3 ve 4. S1 alanı 3 çarpı 4 bölü 2. 12 bölü 2'den kaç çıkar? 6 çıkar. Evet S1 6. S2 maviyle göstermiştim. S2'de hocam taban 1, 2, 3, 4. Burası yükseklikte dışarı düşüyor. Yani şuradaki yükseklik dışarı düştü. 2. 4 çarpı 2 bölü 2 alan. Yani 4 yaptı. s de siyahla gösteriyorum. s de şu üçgenin alanı. Tabanımız kaç? 3. Yüksekliğimiz de şurası değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yüksekliğimiz de 5. O zaman 3 çarpı 5 bölü 2. 15 bölü 2'den 7.5 çıktı burası da. Ee, en küçüğü hangisi? S2. En, S2 en küçüğü. Sonra S1, sonra S3. S1 ve S3. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 3'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.